Efendim araya gitmeden önce kısaca söz ettik Yunanistan'da neler olup bitiyor. Ee, yani Yunanistan ABD işbirliği güçleniyor çünkü. Şimdi yapılan son savunma işbirliği anlaşmasıyla e, o da kabul edildi yasa tasarısı Yunan parlamentosu tarafından. E, ABD Yunanistan'da 3 yeni askeri üsse daha sahip oluyor çok az varmış gibi. Zaten 20'nin üzerinde mi kaç tane üssü var e, ABD'nin bir bakalım sizinle birlikte neden e, bu kadar çok askeri varlık e, taşıyor Yunanistan'a ABD? Tabii bunu konuşacağız. Buyurun. Aslında bunu en iyi açıklayan e, başbakanın e, açıklamaları. Dede Aç konusunda ne söyledi şey e, başbakan? Biz e, Amerika'nın e, Yunanistan'da olmasından memnunuz. Doğru. Ve bu memnuniyetten o kadar şeyler ki 10 yıllık uzatma kararı aldılar evet. ve e, ve bu süreç e, bu sürecin gidişatına e, Yunanlar şu tabiri kullanmaya başladılar. Bir önceki başbakan e, ne diyor? Biz Amerikalılara üs vermiyoruz diyor. Biz zaten Yunanistan bir Amerikan üstsine döndük diyor. Ülkenin bütünü. Ülkenin neredeyse, bütünü neredeyse bir Amerikan üstü. Yani biz. Ee, onların üstlerini kullanıyor pozisyona düştük, düştük diyor. Ve bu oylama sırasında da zaten onlar e, ret oyu verdiler ama çoğunluk onlar da olduğu için geçti. 119'a 181 oyla kabul edildi. Evet. Yani şimdi bu Dede Ağaç mevzusu ilk açıldığı zaman e, konuşulanlardan bir tanesi şuydu. Diyorduk ki yani Dede Ağaç'a e, bu bölgeye gelinmesinin ana nedenlerinden bir tanesi eee işte Ukrayna savaşı gibi gözük göstermeye çalışsa da ya ben başından beri en azından kendi adıma söylüyorum. Dedeaç'ın e, seçilmesi, bölge bölgenin e, kritikliği, e, Yunanistan'a doğru bir kara e, yoluyla intikal e, edilecekse o üssün özelliği, gönderilen zırhlı araçların e, ve diğer ekipmanların miktarına ba baktığınızda e, açıkçası bu Ukrayna'ya değil Yunanistan'ın Türkiye karşısında dengelenmesi anlamında bir destek politikası olarak değerlendirdiğini düşünüyordum. Ve ben hala aynı fikirdeyim. Yani ben görüşümü değiştirmedim. Çünkü şöyle bir şey de bunun sebebini de söylüyorduk. Sebebi neydi? Amerikalıların geçmişte 7-10 diye nitelendiren, 7'ye 10 diye nitelendirilen bir politikası vardı. Yani Türkiye'nin büyüklüğü, sorunları ve diğer e, durumuyla ilgili e, Rusya sınırına daha yakın olmasıyla ilgili eskiden olduğu gibi Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği'ne yakın olmasıyla ilgili 10 birim bir ünite ve destek veriliyorsa evet. 7 birim Yunanistan'a veriyordu. Ama Türkiye'nin e, ürünlerini yani savunma sanayi ürünlerini kendisi ile itibatlı olarak üretmeye başladığı andan itibaren bu deniz kuvvetleri içinde geçerli, denizaltılar içinde geçerli, hava kuvvetlerin bazı unsurları da için geçerli, kara kuvvetleri unsurları içine geçerli. Artık 7'ye 10 dengesini sürdürebilmeleri mümkün değil. O denge arası açılarak devam etmeye başladı. Hatta Yunanlılar bunu şöyle söylüyorlar. Biz kazanamayacağımız bir savaşı sürdürmeye çalışıyoruz. Hem ekonomik olarak hem de pozisyon olarak. Biz başkalarının silahlarını alıyoruz. Türkiye kendi silahlarını üretiyor evet. ve geliştiriyor. Bu bizim kazanabileceğimiz ve sürdürebileceğimiz bir silahlandırma politikası olamaz. Biz bundan baş edemeyiz. O zaman ne yapmaya başladılar? Yine hatırlayın Amerika 5 ile işte bu anlaşmayı imzaladı ama başka bir anlaşma daha imzalamışlardı. Hatırlarsanız Fransa ile de birbirlerini herhangi bir konuda saldırmaya uğradığında, saldırı altında Doğru. olduklarında yardım etme konusunda bir mutabakat, daha doğrusu bir işbirliği anlaşması imzalandı. Hatta Fransa'nın nükleer güç sahibi olduğu Oldu. da vurgulanarak. Hatta orada şöyle bir ibare vardı anlaşmanın bir metninde. Saldıran ülke NATO ülkesi olursa dahi e, Fransa veya Yunanistan destek verecektir. Açıklaması NATO ülkesi olacak dahi ibaresi bile o zaman hatırlarsanız çok da açılmıştık. Adı verilmeden Türkiye'ye kastı. E başka yani. herhalde e, çok da şey değil. Arkasından e, çok yakın bir dönemde geçen hafta içerisinde Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Ermenistan askeri işbirliği anlaşmaları imzaladılar geçen hafta e, bu anlaşmalarda gördük. Yunanistan o sürdüremeyeceği denge politikasını, 7'ye 10 denge politikasını e, sahaya Amerika beş devletlerinin çektiği üslerle Fransa'yı arkasına aldığı e, güçle bu dengeyi sürdürmeye çalışıyor. Benim okumam, e, benim analizim bu üslerin olunması ve yapısı ben tamamen bu okuma üzerine değerlendiriyorum. Girit Adası'na niye bu kadar böyle bir yoğunlaşma var? Çünkü F-35 yani Yunanistan gazetesi bunu yazdı. Katimerini gazetesi. ABD'nin F-35 ve F-15 savaş uçaklarını Girit Adası'ndaki suda üstüne konuşlandıracağını yazdı. Bu uçaklarla birlikte de yaklaşık 500 Amerikan askeri personeli adada olacak deniyor. E, artı F-15'ler de geliyor. F-15 uçakları da geliyor. Yani şöyle söyleyeyim e, Amerikalı'nın en büyük üslerinden bir tanesi İtalya'da. Evet. NATO üstü de orada, ee, büyük miktarda hava gücü de e, burada. Onun dışında e, istediği anda ve istediği konumda e, Akdeniz'deki bulunan e, uçak gemisi filosuyla e, bir ülkeden daha fazla uçağı kaldırabilecek, bazı ülkelerden daha fazla uçağı kaldırabilecek potansiyele sahip. Peki niye yetmiyor bu yani? Girip... İşte ben onu söylemeye çalışıyorum. Bunların e, bunların birçoğu psikolojik etkiden kaynaklanıyor Yani... Karşı tarafa vereceğiniz desteklerle ve hakimiyetle, yani bu da Amerika'nın şu anda işine geliyor. Hangi anlamda işine geliyor? Bir taraftan yıllardan beri elde edemediği Yunanistan'ın tamamında neredeyse üstler elde edilmeye çalışıyor. Ama çok ilginçtir. Amerikalılar bu gelişmeleri hani okurken onlar üzerinden okurken Rand Corporation üzerinden de okumaya çalışıyor. Onlar şunu söylüyorlar. Bunların hiçbiri, bunların hiçbiri. Türkiye'nin konumunu dengeleyebilecek veya Türkiye'nin konumunun yerine yer alabilecek üstel olarak değerlendirmiyorlar. Çünkü hani bizim bir haritamız vardı ya arkadaşlar, o varsa çok memnun olurum. Hani Türkiye'yi de gösteren NATO ülkelerini gösteren bir haritamız var diye büyük. Baksınlar. Evet, arkadaşlar, O haritaya üzerine Amerika'nın güney veya en uç noktası diyebileceğimiz ülkesi Türkiye. Yani NATO olarak da Türkiye. Bölgedeki herhangi bir faaliyeti, isterseniz Karadeniz'de, isterseniz coğrafyada yani Kafkaslar dahil olmak üzere bir operasyon veya herhangi bir istihbarat faaliyeti veya bir askeri faaliyet. Çok özür dilerim ya. Oraya takıldığım için araya giriyorum. Siz lütfen Peki. tamamlayın ama yani ne dengeleme meselesinde sadece psikolojik algı mı burada yönetilmeye çalışılıyor? Yani, diyoruz. Yani Türkiye'nin Yunanistan'a saldırmak gibi bir hedefini mi görüyorlar kendilerince yazdıkları senaryoda ki Türkiye böyle bir adım atmayacağına dair zaten her türlü açıklamayı diyalog kanalları ile ilgili her türlü açıklamayı da dile getiriyor. Sadece psikolojik üstünlük için bu kadar maliyet de göz mı yani. Söyleyeyim. Yalnızca Yunanistan üzerinde psikolojik etki yaratmıyor. Aynı zamanda sizin üzerinde de psikolojik etki yapmaya çalışıyor. Yani sizin yerinize başkasıyla işbirliği yaparak hep şu tehdit yok muydu? Yani Türkiye'deki üsleri İncirlik Üssü'nü kapatırız. Ee, diyorlardı. Hı hı. Ama en son raporlarda şunu söylüyor. İncilik Üssü'nün yerine koyabilecekleri herhangi bir üs olmadığını net olarak söyleyelim. Bana şunu söyleyebilir misiniz? Şu andaki pozisyon itibariyle Rusya hava sahasını kapattı. Hava sahasını kapattı. Kapat, kapalı şu anda. İran'ı düşünün şurada. Şurada İran'ı düşünün e, Pakistan'la ilişkileri düşünün, arkasından Çin'i düşünün. Şu coğrafyada herhangi bir operasyon icra etmeye kalksanız, sizce Yunanistan'daki üstler mi? Yoksa Türkiye'nin pozisyonu mu? Hangisi? Koyabileceğiniz bir şey var mı? Yok. ama şunu yapmaya çalışıyor. bir taraftan Yunanistan'a benimle beraber işbirliği yap, ben arkandayım mesajı vermeye çalışıyor. Bir taraftan da Türkiye'ye Arkadaşım ben senden daha fazla artan isterim olan ülkeyim diye. Ama bu okumayı biz böyle yapmıyoruz. Biz okurken Türkiye'nin jeopolitik gücünü, coğrafi gücünü, bölgedeki ülkelerle işbirliği anlamında bildiğimiz için bu tehdit okumuyoruz. Zaten en son rat Cooperation bir rapor hazırlamış. Son dönemin belki en eleştiricisel raporu. Türkiye için değil, kendileri eleştirirken. Ne diyorlar? Neden Türkiye ile ilişkileri normalleştirmeliyiz? Türkiye ile ilişkileri düzeltmek için hangi tür Adımları atmalıyız. Yani ben son dönemde Türkiye ile ilgili çok ağır e, raporlar yayınlandı Rand Corporation'da. İlk defa kendilerini eleştiren, e, hangi hatalar yaptıkları için bu noktaya geldiklerini eleştiren bir bir e, rapor hazırlatmışlar. Muhtemelen e, şeyin e, Dışişleri Bakanlığı veya savunma Bakanlığı'nın istediği özel bir rapor olduğunu düşünüyorum. E, ben öyle bakıyorum. Yunanistan e, ısrarla şey söylüyor. Yani siz bu dengeyi bozacaksınız. Türkiye'ye 40 tane F-16 ekstra e, yukarı doğru çıkartılmayacak yenilendirme projeleri F-16 ile ilgili verdiğinizde benim e, Rafael'le aldığım dengeyi bir anda bozacaksınız endişesiyle panik halinde Amerika 5 Devleti'ni yapıyor. Ama ben şöyle söyleyeyim. Evet. Türkiye'ye hatırlıyor musunuz? Geçen gün konuşmuştuk. Türkiye zaten eğer bunları almazsa kendi F-16'larını... 70 seviyesine F16'ların F16 blok 70 seviyesine getirebilecek olan seviyeye ulaşmasına neredeyse bir sene kaldı. Peki. Bunların her birini onlar da okuyorlar. Bunların her birini ABD de okuyor. Bunların her birini diğer ülkeler de okuyor. Yani şöyle bir şey vardır. Ülke analizleri diye bir kavram vardır. Ülke analizlerini hem askerler yaparlar. Ama çoğunlukla da istihbarat servisleri çok fazlasıyla ülke raporu hazırlarlar. O ülkede e, değişebilecek politik duruşlar, o ülkedeki değişebilecek olan ekonomik e, pozisyonlar, e, askeri işbirlikleri, e, ülkenin içinde yaşanamayacak olan herhangi bir e, kargaşa ve diğerleriyle ilgili çok güncelleme yaparak ülke raporları hazırlarlar. Ve bu ülke raporları o ülkenin önümüzdeki dönemde ne yapacağını da aşağı yukarı belirlemesine yol açar. Bunlar belirleyici midir? Değildir ama önünüze bir veri verir. Türkiye'nin son dönemde isterseniz ABD tarafından hazırlanmış olan raporlara bakın, isterseniz Avrupa Birliği'nin hazırlanmış raporlara bakın. Türkiye'nin ilerlediği noktanın kendi bağımsız politika üretme noktasına geldiğini, bunu kabul etmek zorunda olduklarını, bunu dayatma yapmadan, bunu beraber kazanç noktasına nasıl götürebiliriz'i tartışmaya açtılar. Bu ABD için de geçerli, bu ee, Amerika beş Devletleri içine geçerli. O noktaya doğru gidiyoruz. Kavga da orada başlayacak. E, farkındaysanız e, Yunanistan ne diyor? Biz size bu kadar çok şey veriyoruz. Siz bizim denge oluşturmaya çalıştığımız e, yerlerin tamamını paramparça ediyorsunuz diyor. İtiraz, bağırış, çağrış bununla ilgili. Peki.